Sizlerin başarınız nasılsınız? Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Nasılsınız? Evet, abi hoş geldiniz. Çok nazikseniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun lütfen. Başkan bizden önce geldiniz. Evet, evet başkanım. Sohbet edin biraz başkanım. Kıbrıl Park kaynağı. Sağ olun. Çok nazik. Onur duydum. Sağ olun. Merhaba, nasılsınız? Hayırlı işleriniz olsun. Nasılsınız? Sayın başkanlarım, kıymetli hanımefendi ve değerli misafirler hepiniz. Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanımın burada olması bizim için çok kıymetli. Bunun bazı sebepleri var tabii ki. Başkanımla aslında çok ortak noktalarımız var. O açıdan benim için çok kıymetli. Birinci ortak noktamız, ikimiz de iki defa kazandık. En önemli şey oydu. O açıdan benim için çok kıymetli. Bir diğeri, ikimiz de Trabzonluyuz. Biliyorsunuz eşim Melek Hanım Trabzonlu. O yüzden benim için başkanımın burada olması çok kıymetli. Bir diğeri, Sayın Başkanımın başkanlığında belediye encümeninde, Türkiye Belediyeler Birliği encümeninde beraberiz. Bir diğeri, Sayın Başkanım İstanbul'a aşık, ben de Nevşehir'e aşığım. Bir diğeri, başkanım Nevşehir'i seviyor, ben de İstanbul'u çok seviyorum. Biliyorsunuz daha önce İstanbul'da yaşıyordum. Ama en önemli ve en kıymetli ortak noktamız, ikimiz de tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz Arif Yıldırım isminde bir müfettiş. 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanlığı da tetikçilik için orada olmuştu. Geçen yıl 2023'ün ilk ayında Sayın Başkanımın bu minvalde zaten bir açıklaması olmuştu. Sadece beni değil, kendi siyasi partilerinden olan belediye başkanlarını da tehdit eden bir insan demişti o isim için. Sonra ben de Doğu Çevelli Türkçe'ye Sayın Başkanımın bu beyanı üzerine bir mülakatım olmuştu. Biraz daha detay anlatarak. Ama şimdi ne oldu? Kullanılan kullanıldığıyla kalır. Bir tarafa sizi kullanırlar, sonra çöp kutusuna atarlar. O yüzden kullandırmamak lazım kendinizi. O yüzden iki tane demokrasi açısından başarıyla bir sınav vermiş. Daha doğrusu halkın başarısıdır bu. Onu gerçekleştirmiş. Birisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Başkanım Ekrem İmamoğlu. Bir tanesi de Anadolu'nun göbeğinde zor olanı başarmış ama milletin iradesiyle tabii ki başarmış bir belediye başkanı olarak bu kadar ortak noktayı bir arada bulundurduğumuz ve ağabeyim diye hitap ettiğim Ekrem Başkanımı burada ağırlamaktan dolayı gerçekten çok mutluyum. İyi ki geldiler. Sağ olsun. Bizi çok mutlu ettiler. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir ciğer aklımda kaldı Tiran'dan, bir de dondurma başkanım, haberiniz olsun. Dilek hanımefendiye de özellikle çok teşekkür ederim. Eşim şu anda İstanbul'da, siz buradasınız, o İstanbul'da. Yoksa beraber karşılamak isterdik. Başkanım hemen şeyi çıkarır. Küçük şehirlerde böyledir. Melek Hanım yok, Dilek Hanım burada. Acaba Melek Hanım Rasim Ali'yi terk etti mi diye. Bu arada da ben yeri gelmişken taşı gediğine koymam lazımdı başkanım. Son zamanlarda maalesef sandıkta yenemeyince, başka şey yapamayınca böyle lüzumsuz şeylerle uğraşıyorlar. Bizim ona vaktimiz yok ama burada da söylemem lazımdı. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, mutlu ettiniz bizi. Çok keyifli bir gün geçirmenizi diliyorum. İnşallah. Tekrar hem misafirlerimize hem de basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Evet, enerjisi yüksek değerli başkanımıza güzel cümleleri için teşekkür ederim. Her şeyden önce üstün başarılarla dolu bir 5 yılın hem Nevşehir halkına hem Rasim Başkanımızın şahsına dilemek benim için ilk söz olsun. Gerçekten Nevşehir ve bütün coğrafyasını çok seviyorum ve dün akşam değerli dostum Eryon'la, Tiran Belediye Başkanımızla burada sohbet ettik doğası ve tarihi üzerine. Dünyada eşi benzeri çok az rastlanır. Olağanüstü bir coğrafya burası ve
sadece doğası, tarihi değil, aynı zamanda maneviyatıyla da çok özel bir yerdeyiz. Ben bu bölgeyle açıkçası etkili bir tanışma dönemim yaklaşık 12 yıl oldu. 12 yıldır her yıl ziyaret etmekten ve buraları dolaşmaktan, tanımaktan da çok mutluyum. Elbette Rasim Başkanımızın da siyasi mücadelesi ve az önce ifade ettiği detaylar Türkiye'deki son dönem siyasetin insanları ne denli rahatsız ettiğini, adalet duygusunu ne denli törpülediğini, aynı zamanda yerel demokrasiyi ne denli tahribatlara uğrattığının bir göstergesi. Bu kapsamda Rasim Başkanımız da mücadeleci ruhuyla bir dönem daha burada Nevşehir halkına hizmet etme yetkisini aldı. Başarılar diliyorum. Ben tabii Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'yla beraber bütün Türkiye'de yerel demokrasinin korunması, yerel demokrasinin en üst seviyede olabilmesi için de mücadele etmekle yükümlü birisiyim. Biliyoruz ki eğer bu altyapıyı kurabilirsek ve bu özgün ortamı milletimizin her ferdinin iyi insan, iyi vatandaş, vatansever diye tariflendiği, net olarak tariflendiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok daha güçlü, çok daha başarılı olacaktır. Ki milletimizin her bireyinde öyle görürüz. Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında da Rasim Başkanımızla birlikteyiz ve diliyorum ve umut ediyorum ki Türkiye Belediyeler Birliği tarihinin en başarılı, en şeffaf, en kapsayıcı, en kalıcı demokratik düzenlemeleri Türkiye'ye ve dünyaya anlatabilen bir süreci birlikte orada başaracağız. Bu ziyaretimizde Hacı Bektaş odaklı bir ziyaret. Çok yakın zamanda başlattığımız ve Hacı Bektaş'ı böyle farklı bir konut projesiyle biraz daha güçlendirmek, renklendirmek arzumuz olmuştu. O dönemde ihaleden Hacı Bektaş Belediyesi'nin çıktığı ihaleden bir arsa satışını İKİPTAŞ kurumumuz aldı ve Mihmandar isimli çok güzel bir projeyi başlattı. Bugün inşallah onun hayata geçişine hep beraber şahitlik edeceğiz. Hacı Bektaş'ın altyapısı, üst yapısı ve bir takım düzenlemeleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına çok değerli hizmetlerimiz oldu. Bu da onlardan birisi olacak. Yine orada kalıcı hizmetleri de olmasını istediğimiz aşevi, kreş gibi fonksiyonları da proje içerisinde Hacı Bektaş'a hediye etmiş olacağız. Ve tabii burada il başkanımız, Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız da var. Ama inanın benim şahsen ruhum şunu söylüyor bana. Her yerelin kendi inisiyatifi, kendi kararı çok kıymetlidir. Dolayısıyla hiçbir siyasi ayrım yapmaksızın bu ülkenin her beldesine, her ilçesine, her şehrine, seçilmiş her kişiliğine son derece saygı duyuyorum. Ve o saygıyla da herkesin başarılı olmasını diliyorum. İnanın bugün bize dönem dönem hükümetin yapmış olduğu enteresan farklı uygulamaları bazen gülerek izliyorum ve AK Partili bile belediyeyi ziyaret ettiğimde diyorum ki gelmiş geçmiş en başarılı belediye başkanı olmanı diliyorum bu beldede, bu ilçede. Ol ki bir dahaki seçimde bizim partimiz senin karşına koyacağı rakiple daha başarılıyı elde etmek için seninle mücadele etsin. Türkiye bundan kazanır, bu akıldan, bu anlayıştan kazanır. Yerel demokrasi için, yerelin güçlenmesi için çok mücadele edeceğiz. Tiran Belediye Başkanı arkadaşım Eryon bugün burada. Biz beraber Balkan Belediyeleri Birliği'ni, zirvesini kurduk. Kurucu ve ilk başkanı ben olmuştum. Ardından Atina Belediye Başkanı başkanlık yaptı. Şimdi Tiran Belediye Başkanı, dönem başkanı.
Mesela Şubat'ta, Ocak-Şubat'ta da Saraybosna Belediye Başkanı'na devredecek ve böyle devam ediyor. Bir sonraki yıl Sofya ve biz Balkanlar'da bütün, ki ne kadar Balkanlarla ilişki içerisindeyiz biliyorsunuz, ki Bektaşi geleneğinin çok önemli bir merkezidir Arnavutluk ve Tiran. Bu kadar ilişkilerimiz yoğun. Orada da Balkan şehirlerinin yerel dinamiklerinin güçlü olması konusunda birlikte mücadelemizi sürdürüyoruz. Dolayısıyla mesele dünya çapında bir meseledir. Bu bağlamda coşkulu duygularıyla Rasim Başkanımızın da Nevşehir'de bu açılış gününün sabahında misafir olmaktan onur duydum. Tekrar kendisine başarılar diliyorum. Hem Nevşehir halkını mutlu edecek, hem de benim canım Trabzonlu hemşerim hanımefendiyi mutlu edecek. Zor iki görev var. Allah yolunu açık etsin. Teşekkür ederim başkanım. Şereflendirdiniz. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.